Soner Yalçın, Atatürk'e üzülüyorum, CHP'nin, kardeş, partisi, benzerliğe şaşıracaksınız. Atatürk'e üzülüyorum. Çağdaşlaşmayı hedef alan kurucu lider, partisi CHP'deki son gelişmeleri nasıl değerlendirirdi? Orta Doğu ülkesi olmaktan kurtulamamışsınız. Bugün Mısır'ın en köklü VAFD, heyet partisinden bahsetmek istiyorum. Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngiliz egemenliğini sona erdirmek ve Mısır'ı tam bağımsızlığına kavuşturmak amacıyla, Saad Zalul Paşa liderliğinde 1918'de Modernist Ulusalcı Parti VAFD kuruldu. Bayrağı laikliğin sembolüydü, haç ile hilal birine bağlıydı. Yıl, 1923. Parti Seküler Anayasa hazırladı. 1924 ve 1936 seçimlerini ezici üstünlükle kazandı. İngilizler memnun olmadı, söz konusu süveyş kanalıydı. Diktatör Sıddık Paşayla ittifak yaparak darbe yaptılar. Halk desteğini Müslüman kardeşler örgütünden aldılar. İkinci Dünya Savaşından sonra yapılan 1950 seçimini sömürge karşıtı ve AFD seçimi yine kazandı ve bağımsızlığın önündeki en büyük engel İngiliz Mısır antlaşmasını yırtıp attı. Ardından Müslüman kardeşler terör eylemlerine başladı. Sonra, 1952'de Arap milliyetçisi, özgür subaylar, darbe yaptı. Tepeden inmeci yönetim halkla buluşamadı, siyasal boşluğu İslamcı hareketler dolduruldu. Ve AFD kapatıldı. Ve 1967 savaşının İsrail'e kaybedilmesiyle darbeci Enver Sedat sağa döndü. Müslüman kardeşler ile uzlaştı. Bunun, mimarı, yeni emperyalist güç ABD'ydi. İlk yaptıkları 1978'de yeniden açılan vaftı yine kapamak oldu. 1980'lerde sola karşı dalga kıran olması için devlet ve siyaset büsbütün İslamileştirildi. Ülke neoliberalizme ve ABD'ye büsbütün boyun eğdirildi. Hüsnü Mübarek aynı yoldan gitti, üç alanı siyasal İslamcılara bıraktı; eğitim, adalet ve medya. Ulusalcı diye Mısır ordusu küçültüldü, polis kadrosu ise çok büyütüldü. Mısır, küresel kapitalizme onay verdi. Paralel yapı, Müslüman kardeşler, en büyük desteği Mısır ticaret burjuvazisinden, yenilikçi girişimcilerden, aldı. VAFD, 40 yıl sonra 1984'te yeniden siyaset sahnesine çıktı. Başında artık, yeni, kelimesi vardı. Yeni VAFD'de demokratik layık ulus devleti savundu. İnsan haklarının tavizsiz savunucusu oldu. Eğitim dedi, işsizlik dedi, konut sorunu dedi, sağlık dedi. Bunu hangi ekonomik sistemle yapacaktı? 1980'lerden sonra dünyayı, kasıp kavuran, neoliberalizme ve AFD'de boyun eğdi. Zaten Hüsnü Mübarek ile anlaşarak muhalefeti bölmek amacıyla parti yeniden açılmıştı. Yeni ve AFD başında, önceki dönemlerde içişleri, Maliye Bakanlıkları yapmış Fuat Sereistin vardı. Parti 1984'de %15 oy aldı. 2000 yılında Fuat Sereistin ölünce parti başına Numan Goma seçildi. Goma 2005 yılında Cumhurbaşkanlığına aday oldu, kazanamadı. İstifası istendi. Koltuğu bırakmak istemedi. Başarısızlığı Başkan Yardımcısı Fahri Abdülnor gibi merkez yöneticilerine attı, hepsini görevden aldı. Bitmek bilmez tüzük gibi tartışmalar, genel merkezin yakılması gibi adli vakalar ve savcıların devreye girdiği soruşturmalar sonucu Goma ancak 2010'da genel başkanlığı, medya patronu El Said El Badawi'ye bıraktı. Parti, 2011'de sadece Özgürlük ve Adalet Partisi gibi partilerle seçim ittifakı yapınca partide ayrılıklar yaşandı. Sonraki parlamento seçiminde futbolcu şarkıcı gibi popüler adaylar göstermesine rağmen oyu %9,2'ye düştü. Şu an parti başında ABD'den gelen fonları savunan avukat Baha Eldin Abo Şaka var. Şaka, Mısır'daki tüm liberal partiler ile ittifak kurma çalışmalarını sürdürüyor. Bakalım masasında kaç parti olacak? Evet, yeni VAFD siyaseti, salt masa başı stratejisi haline dönüştürerek seçimi kazanacağını düşünüyor. Vesaire. Aynadaki benzerliklere şaşırmayınız. Senaryo yazan güçler aynı. Soner Yalçın. Odatv.com